cenneti olarak adlandırılabilecek bir çeşitliliğe sahip. Burada 200'ün üzerinde kuş türü yaşıyor. Tabii bunların bir kısmı göçmen, bir kısmı da yerli. Aynı zamanda memeliler yönünden, böcekler yani eklem bacaklar yönünden oldukça zengin bir tür çeşitliliğimiz var. Son dönemlerde kar yağışını bekliyorduk, kar yağışı olmadı. Bu durumda toprak yeterince suya doymadığı için göl ve göletlerde yeterince su birikimi olmadı. Burada yaşayan en küçük tek hücrelilerden daha üst canlılara kadar yeterince gelişim olmayacak, üreme çoğalma olmayacak. Tabii bunlar azalacağı için buraya gelen canlılar da besin olarak bunları tüketiyorlar. Bunlar da yeterince beslenemeyecek. Dolayısıyla tür çeşitliliğinde ve türe ait birey sayısında çökmeler beklenmekte. Yani bu sürpriz olmayacak. Burada özellikle sucul canlılar su seviyesi düştüğü zaman ister istemez oksijen azlığından dolayı, yiyecek azlığından dolayı gelişimlerini tamamlayamayacaklardır. Ya da sağlıklı beslenemeyeceklerdir. Bir kere bunların üreme potansiyeli ya da üreme imkanlarında ciddi düşüşler olur. Bu küresel iklim krizi ve yağış azlığı dolayısıyla bizim beklediğimiz sonuçlar bu. Yani kuraklık ve aşırı sıcaklar, bu ikisi özellikle su sistemlerini ilk başta önemli derecede etkilemekte. Bu göl ve göletlerin dolması doğal yağışlarla gerçekleşiyor. Maalesef kar yağışı olmadığı zaman birikim olmayacak. Gelen yağışlar da erozif olarak toprak yüzeyinden geçecek. Havzalarda yani göl ve göletlerde bir miktar birikim olabilir. Bu durumda bize düşen insanlık olarak yapmamız gereken suyu mutlaka tasarruflu kullanmamız lazım. Ve suyu kirletmememiz lazım.